zaten aracım havan atışıyla isabet aldı. Ben de yaralandım. Benle birlikte bir binbaşımız daha yaralı. Bir de Tokatlı çocuk var, maç olmuş. Onda kolu koptu. Hocam bu nasıl? Evet. O da şu an Urfa'da. O da inşallah düzeliyor. Dikler bir yerine. Merkezde mi, ilçede mi? Başçıfık'ta. Başçıfık'ta mı? Evet. O da düzelir inşallah başkanım. Biz, önden giden birlik bizdik Kayseri ile birlikte. Bu karşı tarafa mutabakat sağlanınca saati evet, beklemek zorunda kaldım. Bu arada Amerikalıların verdiği silahlar, gelişmiş silahlar var ellerinde. Yani normalde benim sürdüğüm araç, kirpi aracı normalde hani patlamaz. O hani, ama işte nasıl bir şey kullandılarsa değil mi, onu evet, patlattılar mı? Amerikanın verdiği 120'lik havanlar var. Onlar işte çok etkili. Bayağı etkili. Bizim aracın altında işte havan atışları başlayınca 7-8 kişi arabanın altına siper aldılar. Diğer, biz hepimiz de zaten aracın içine girdik. Bu aracın altındakilerin bağırması vardı işte bu havan atışlarından dolayı. Kolu kapan çocuklar vardı, yüzüne falan gelenler vardı. Onlar işte aldık onları. Diğerleri yine aracın altında kaldı. Kaçamadık yani, biz siper alamadık mecburen. Aracımıza da havan atışı denk geldi. Ama yağmur gibi yağıyordu zaten başkanım. Yani bir yere kaçamadık. Yani. Evet. Gelirdi yani. Evet. Yıkamayacaklar zaten, yapamazlar. Şu iyileşeyim, ben de gideceğim. Tekrar gideceğim. Yani hemen gideceğim. 15-20 günüm var inşallah. Biraz daha iyileşeyim. Devletin imkanları, milletin duası yetiyor. Allah razı olsun sizden. Biz bunu hissediyoruz. Orada hissediyoruz yani. Allah razı olsun. Biz böyle tabii rahatlıkla yaşıyoruz buralarda ama sizlerin sayesinde, sizlerin oradaki mücadelesi, yani can siperhane oradaki gerçekten fedakarlığı, evet, Allah razı olsun. Türkiye eski Türkiye değil. Yani değil. Gelişmiş araçlarımız, önceki araçlarımız olsaydı daha fazla hızla yapıyorduk. Şimdi kirf araçlarımız var, Kur'an araçlarımız var. Maşallah, aynen. Eskiden olsa bile adamların kontrolündeydi. Evet. Yani Amerikalı, İsraillisi, işte ne bileyim Rus'u, Fransız'ı sana yapıp veriyordu. Evet. Adam her türlü bozar, menzilini değiştirir veya ona karşı başka bir silah geliştirir, seni evet, etkisi hale getirir. Yani ama şimdi öyle değil. Şimdi kodlaması da bize ait, yazılımı evet, da bize ait, her türlü iç tesisat da bize ait. Onun için daha rahatlıkla iş devam ediliyor. Yani zaten bence başarı biraz oradan geliyor. Kesinlikle. Biz zaten varmadan oraya İHA'lar gidiyor, kontrol ediyor. İşte şu kadar adam var diye dikkat ediyor. Biz ona göre gidiyor zaten. Bu televizyonda gördüğümüz şey vardı, bu beton fabrikası vardı Fransa'da. Biz onları da aldık. Lafargue. Evet. Orada bayağı direndiler bize ama aldık, orayı da aldık yani. Ama devletin milletimiz büyük. Başka bir büyük.